Katar'ın en gizli ve gölgede kalmış olan gerçeklerini derlediğimiz ve büyük bir sansasyon yaratan Katar serimizin 3. videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlere Katar hakkında yeni gelişmelerden ve enteresan ve ilginç geleneklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza hemen başlayalım. Gece kulüpleri. Katar hukuk sisteminin temelinde şeriat kanunları bulunuyor ve ülkenin çoğunluğu içki karşıtı. Fakat uluslararası otellerde ve lisanslı gece kulüplerinde alkole izin verildiğini görebilirsiniz. Bu kurallar hakkında bilgisi olmayan ziyaretçiler şehirdeki kulüp manzaralarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Özellikle perşembe ve cuma günleri gece hayatının en üst noktaya vardığı bu ülkede sokaklarda yürürken neon ışıklarla donatılmış olan gece kulüplerine denk gelme şansınız bir hayli yüksek. Meclisler. Katar'da sıkça kullanılan meclis kelimesi bizde kullanılan parlamento anlamından tamamen farklı bir anlamda kullanılıyor. Arapçada oturulan yer anlamına gelen meclisler, Katar'da hep beraber vakit geçirilen, bir araya gelinen ve birlikte oturulan yerlere deniyor. Katarlı erkeklerin en büyük zevklerinden bir tanesi olan meclislerde arkadaşlar arasında sohbetler yapılıyor, işlerden bahsediliyor, PlayStation oynanıp futbol maçları izleniyor. Katar'da erkeklerin haricinde kadınlar için de meclisler bulunuyor. Kadınlar da burada toplanıp bizdeki altın gününe benzer eğlenceler düzenliyorlar. Çadır kampları. Katar'da çöllerde bedevi usulü kamp yapmak son zamanlarda erkeklerin en büyük zevklerinden bir tanesi haline gelmiş. Ancak Katar'daki zenginlik öyle bir noktaya gelmiş ki Katar'daki kamp alanları bile ultralüks otelleri aratmayacak bir noktaya gelmiş. Mutfaktan tuvalete, salondan yatak odasına her şeyin meşhur olduğu bu kamplarda jeneratör yardımıyla çölde elektrik bile bulmak mümkündür. Serin çöl gecelerinde ateş yakıp burada toplanmak Katar için geçmişten gelen bir gelenektir. Türk dizileri. Türk dizilerinin dünyada gördüğü ilgi giderek büyüyor. En çok da Orta Doğu'da dikkat çeken Türk dizileri için Katar daha önce görülmemiş büyük bir adıma imza atmıştır. Katar'da yayın yapan TV platformu Oredo TV'de sadece Türk dizilerine özel yeni bir kanal açılmış. Timeless Drama Channel adlı kanalda ilk olarak 9 farklı Türk dizisinin gösterilmesi bekleniyor. Türkiye'deki en popüler aktör ve aktrisleri Engin Akyürek, Kıvanç Tatlıtuğ, Bergüzar Korel, Farah Zeynep Abdullah, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuğba Büyüküstün bu kanalda diyerek tanıtımı yapılan kanalda diziler Arapça dublajlı olarak ekrana gelecek. Modern kölelik. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da göçmen işçilerin altyapı inşaatlarında köle gibi çalıştırıldığı iddia edilmiştir. Guardian'a göre bu işçiler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün modern kölelik olarak nitelendirdiği bir sömürüye maruz kalıyor. Bazı Nepalli işçileri aylarca ücret almadıklarını, kaçmalarını önlemek için maaşlarının verilmediğini söylerken, bazı işçilerin pasaportlarına ve kimliklerine el konularak kaçak işçi konumuna sokuldukları, bazı işçilerin 24 saat çalıştırıldığı, çöl sıcağında su dahi verilmediği iddia ediliyor. Tüm bu sömürünün artmasından sonra Katar'ın başkenti Doha'daki 30 Nepalli işçinin dayanılmaz çalışma koşullarından kaçarak Nepal elçiliğine sığındığı tahmin ediliyor. Eğitim. Katar'da çocuklar küçük yaşlardan itibaren ana dillerinin yanı sıra İngilizce öğrenerek büyüyorlar. Hatta bunun yanı sıra birçok okulda Fransızca eğitim verildiğini de görmek mümkündür. İlkokul çağlarından itibaren okullara özel şoförle giden çocukların çantalarını taşıması için yanlarında dadılarının gittiklerini görmek bile mümkündür. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden tüm hayatları boyunca ücretsiz yararlanan bu çocuklar, evlilik çağlarına geldiklerinde ise Katar hükümeti tarafından sağlanan birçok avantaja sahip oluyorlar. Evlendiklerinde devlet tarafından ücretsiz ev sahibi olan gerçek Katar yerlileri, bunun yanı sıra yaptıkları çocuk sayısına göre ayrıca yardım alıyorlar. Mutfak. Orta Doğu ve Arap mutfağının birleşiminden oluşan zengin ve geniş bir mutfağa sahip olan Katar'da ayrıca geleneksel Çin, İtalyan ve Hint yemeklerinin en ilerine rastlamak mümkündür. Özellikle lüks alışveriş merkezlerinde bulunan restoranların menüleri oldukça gelişmiştir. Katar'ın geleneksel yemeği ise makbuz adı verilen pirinç pilavı ve etten oluşan bir yemektir. Bunun yanı sıra deniz ürünleri ve İslam dünyasında önemli bir yeri bulunan hurma bu ülkenin en bilinen yiyecekler arasında yer alıyorlar. Medya kenti.
Geçtiğimiz günlerde Katar emiri Şeyh Temim bin Ahmed Al Sani ülkede yeni bir medya kenti inşası için adımlar atmaya başlamış. Söz konusu medya kentiyle Katar'da basın faaliyetlerinin idaresi ve geliştirilmesi, uluslararası basın, teknoloji şirketleri, basın ve dijital basın alanında araştırma ve eğitim veren kurumların buraya çekilmesi hedefleniyor. Peki Katar'a gittiğinizde görmeniz gereken yerler neresi? Gelin yılda milyonlarca turist ağırlayan bu noktalara bir göz atalım. Suk Vakıf. Katar'ın başkenti Doha'nın geleneksel pazar yeri olarak bilinen Suk Vakıf, Doha'nın en eski şehir merkezinde kuruluyor. Katar'da Arap ve Orta Doğu kültürüyle tanışmak için en uygun yerlerden bir tanesi olan bu pazar yerinde, ahşap işçiliği, bedevi giysileri, halıcılık, nargile ve tütsü gibi geleneksel Arap ürünlerini bulabilirsiniz. Bu çarşıda gezerken aynı zamanda tıpkı İstanbul'daki Eminönü'nde olduğu gibi baharat ve kurutulmuş meyve satıcılarına rastlamak mümkündür. Bu pazarın en dikkat çeken noktası ise Şahin alım satımlarının gerçekleştiği Falcon Souk noktasıdır. Katar kültüründe çok değerli olan Şahinler burada cins ve özelliklerine göre sergileniyor ve daha sonra pazarlıklar yapılarak bu Şahinlerin satışları gerçekleştiriliyor. Korniçe. Korniş, Doha'da şehirdeki gökdelenlerin çarpıcı manzarasının tadını çıkarabileceğiniz bir gezinti alanıdır. Temiz deniz havasına sahip olan ve Katarlıların rahatlamak için vakit geçirdikleri bu noktada spor yapan birçok insana rastlamak da mümkündür. Ori heykeli, Oryx heykeli ve İnci Anıtı'nın da yer aldığı Korniş'te kafelerin, dükkanların ve restoranların tadını çıkartabilir. Çiçekler ve hurma ağaçlarının olduğu yeşil çimenlik alanlarında kentin eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. İslami Sanat Eserleri Müzesi. Katar'ın en çok turist çeken diğer bir noktası ise gösterişli binası ile dikkatleri üzerine toplayan İslami Eserler Müzesi'dir. Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki İslami eserleri bulmanın mümkün olduğu bu müzede el yazmalarından dokumalara birçok İslami eser sergileniyor. Zenginlik. Doğalgaz kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi olan Arap ülkesi, gelirinin birçoğunu petrolden elde ediyor. Lüks, zenginlik düşkünü insanların ikamet ettiği bu ülkede halk ne kadar zengin olursa olsun elektrik, gaz ve su için para ödemiyorlar. Bunun yanı sıra ülke içinde yapılan telefon görüşmelerinin de ücretsiz olduğunu görmek mümkündür. Herkesin çok yüksek gelirler elde ettiği bu ülke aynı zamanda dünyanın vergi cenneti olarak da biliniyor. Tüketim mallarından vergi alınmayan ülkede birçok büyük işletme vergiden muaf tutuluyor. Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkelerinin başında yer alan Katar'da lüks ve ihtişamı her alanda görmek mümkündür. Caddelerinde çok sayıda lüks araç ile karşılaşabileceğiniz bu ülkede en çok tercih edilen araçlar ise ultralüks jiplerdir. Zenginliğin diğer bir kaynağı ise havayolu şirketleri ve havalimanlarıdır. Türkiye'ye de direkt uçuş sağlayan Katar Hava Yolları tüm uçuş şirketleri arasında konfor ve müşteri memnuniyeti açısından ilk sırada yer alıyor. Kadınlar. Günümüzde Katarlı kadınlar kamusal alanda kendilerine yer bulabilseler de hala daha erkeklerin epey gerisinde yaşıyorlar. Katar diğer Arap ülkelerinden daha gelişmiş ve daha modern bir yapıya sahip olsa da Katar'da kadınlara yapılan birçok ayrımcılığa rastlamak mümkündür. Kiminle evlenecekleri veya hangi bölümü okuyacakları babaları ve abileri tarafından belirlenen Katarlı kadınlar ayrıca spor salonlarında erkeklerle ayrı bölümde spor yapmak zorundalardır. Ülkenin en büyük gelir kaynaklarından olan iktisat ve mühendislik gibi alanlarda tek egemenin erkekler olduğu Katar'ın yakında kadınlar için yeni reformlar yapması bekleniyor. Kıyafet. Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunun Müslümanların oluşturduğu Katar'da 2019 yılında yaşadığımız bu günlerde halen sıkı yasalar bulunuyor. Genellikle tek tip kıyafetlerin giyildiği bu ülkede sokaklardaki insanların üzerindeki kıyafetler dışarıdan bakıldığında ise tıpkı tek tip bir üniforma gibi görünüyor. Arap Yarımadası'nın genelinde olduğu gibi Katar'da da erkekleri beyaz elbiseler giyerken gördüğümüz Katar'da kadınlar ise abaye ve üzerine siyah başörtü giyerler. Bunun yanı sıra bazı bölgelerdeki kadınların yüzlerini de örtüklerini görmek mümkündür. Festivaller. İslam dünyasının en modern ülkelerinin başında yer alan Katar'da coşkuyla kutlanan dini günlerin yanı sıra birçok uluslararası etkinliğin düzenlendiğini de görmek mümkündür. Her yıl Mart ayında yapılan Doha Kültür Festivali ise bu etkinliklerin arasında en önemlisidir.
Bunun yanı sıra düzenlenen su kayağı yarışları halkın en çok katıldığı etkinlikler arasında yer alıyor. Katar'ın şimdiki en büyük amacı ise 2022 Dünya Kupası'nı başarılı bir şekilde düzenlemek. Genelin aksine Aralık ayında düzenlenecek organizasyon sayesinde Katar'ın milyonlarca dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklıktan Haziran ayından aralığa ertelenen organizasyonu almak için Katar hükümetinin birçok yolsuzluğa ve rüşvet olayına karıştığı tüm dünya tarafından biliniyor. Sponsorlar. Katar'da çalışan her yabancı insanın kendine özel bir sponsoru bulunuyor. Tüm bu yabancı çalışanların sponsorlarının izni olmadan iş değiştirmeleri ve Katar dışına çıkmaları yasaktır. Ayrıca iş yerinden istifa edenler, işten çıkartılanlar veya sponsorundan gerekli belgeleri alamayan işlerin Katar'daki oturum izinlerinin iptal edildiği de bilinmekte. Oteller ve turizm. Dini turizmin dünyadaki başkenti olan Katar, son yıllarda yaptığı atılımlarla dini turizmin yanı sıra spor ve kültür gibi alanlarda da tüm dünyadan zengin ziyaretçileri çekmeyi başarmıştır. Her geçen gün onlarca lüks otelin inşa edildiği bu ülkede otellerin ihtişamı ise göz kamaştırıcıdır. Değerli mücevherlerle donatılmış olan bu otellerin içinde bulunan ekstra lüks odalar, ülkenin gelir kaynaklarını yükselten etmenlerin başında yer almaktadır. Turist artışının diğer bir etmeni ise Katar Hava Yolları ve Doha Uluslararası Hava Alanı ile bölgedeki transit ulaşımın lideri haline gelmesidir.